Şimdi bizim açımız, alfa açımız 270 ile 360 derece arasında verilmiş. Şuradaki açılar da radyan cinsinden veriliyor. Biz şöyle bir tane birim çember çizelim öncelikle. Şöyle çiziyorum. Şimdi açılarını yazalım. Şurası 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270, burası 360 derece. İşaretleri de yazabiliriz. Birinci bölgede artı artı, ikinci bölgede eksi artı, üçüncü bölge eksi eksi, dördüncü bölge artı eksi. Şimdi biz şunların öncelikle kaçıncı bölgeye düştüğünü bulmalıyız. Kaçıncı bölgeye denk geldi. Bizim alfa açımız 270 ile 360 arasında. Tabii bütün alfa açılar için aynı sonuç geçerli olacak ama biz alfaya şöyle bir değer vererek bulmaya çalışabiliriz. Mesela alfamız 300 olsa. Tabii direkt değer vermeden de çıkarmak mümkün ama böyle yaparsak daha kolay buluruz. Şimdi şurada gördüğümüz açı 3π bölü 2 aslında 270 derecedir. Bundan 300 derecelik bir açıyı çıkarırsak bizim sonucumuz, işlemin sonucu eksi 30 derece olur. Eksi 30 derece de dördüncü bölgeye denk gelir. Yani burada gördüğümüz açı aslında dördüncü bölgede. Tanjantımız dördüncü bölgede olduğu için de negatif çıkacak. Sinüs ve kosinüsün oranı olacak. Şuna bakalım. Buradaki ifadeyi pi bölü 2 90 derece yapar. Artı biz alfayı şöyle 300 gibi kabul etmiştik. Bu da 390 yapar. 390. Buradan 360'ı atarsak, şöyle eksi 360 diyorum. 360 fazlasını atarsak bunun sonucu 30 derece olur. O da birinci bölgeye denk gelir. Demek ki şu kotanjant da birinci bölgedeymiş. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bölgelerisi birinci bölge olduğu için bu pozitif olacak. Bunun sonucuna pozitif diyeceğiz. Şu dördüncü bölgede olduğu için buna da negatif diyeceğiz. Şimdi normal dönüştürme işlemini yapıyorum. Eğer biz 270 derece üzerinden, ki bu 270'ti, iki eksen üzerinden dönüştürme uygularsak tanjant kotanjanta dönüşür. Yani şu ifade bölgesinden dolayı eksi oluyor. Onu yazıyorum. Bölgesinden dolayı eksi. 3π bölü 2'yi kaldırınca 270'i tanjant kotanjanta dönüşüyor. Kotanjant alfa olacak burası. Şu aradaki eksinin bir önemi yok. İşaret bölgeden bulunuyor. Şuna gelelim. 90 derece artı alfa. Biz bunun bölgesini daha önce birinci bölge olacağını söylemiştik zaten. Artı çıkacak. Artı. Eğer 90 derece üzerinden kotanjanta dönüştürürsek, yani şu 90 dereceyi pi bölü 2'ye atarsak, bu tanjanta dönüşür. Bu da tanjant alfa. Şimdi bulmamız gereken şeyler bu oranlar. İşaretleri zaten bulmuştuk. Onu da şuradan hesaplarız. Şimdi sinüs alfa 1 bölü, eksi 1 bölü 2 imiş. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Şöyle. Burası 90 derece. Şuradaki açı alfa açısı olsun. Açımız alfa. Sinüsü 1 bölü 2. Eksisine bakmıyorum. Zaten işareti hesapladık az önce. Sinüsü 1 bölü 2. Yani karşı dikkenar 1, hipotenüs 2 olacak. O halde bu özel bir üçgen, 30-60-90 üçgeni şuradaki uzunlukta kök3 olmalı. Şimdi gelelim şunları hesaplamaya. Eksi. Alfanın kotanjantı. Komşu bölü karşı. Kök3 bölü birden kök3 gelecek. Artı. Alfanın tanjantı. Karşı dikkenar bölü komşu dikkenardan. 1 bölü kök3. Şimdi ikisini toplayacağız. Tabii bu eksi olduğu için çıkaracağız aslında. Şunun paydasını kök3'te biz genişletebiliriz istersek. Bu durumda şöyle olur. Birinci ifade eksi kök3. İkinci ifade burası kök3 bölü 3 şeklinde olur. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Bunun paydası 1. 3 ile genişletirsek. Burası eksi 3 tane kök3. Bir tane kök3 de burada var. Eksi 2 kök3 bölü 3. Tüm işlemimizin sonucu bu olur.